Şimdi güzel bir yere geldi. Ben oradan köprüyü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına e, kuracağım. Ve Cem Toker'e öyle döneceğim. Şöyle ki, e, Serdar Sertçeli'nin o gizli tanığın ifadelerinden sonra emniyet içindeki operasyon, <laughs> Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alınan polislerin işte bugün sayıları beşe yükseldi. Emniyet mensupları, tutuklanan emniyet mensuplarının. E, bu da bir karşı operasyon olarak algılandı. Ve bunun hatta bundan sonra Mesela emniyet teşkilatı içinde polisler arasında tam da az önce Oğul siyaset için söylediği şeyin karşılığı olan şöyle bir yorumla karşılaştım. Şöyle deniyor, operasyon yaparsan operasyona maruz kalırsın. Dolayısıyla emniyet mensupları da bugün artık onun tedirginliğini yaşıyor. Yani bu ikisini aslında değil mi birbirinden farklı konuşamıyoruz. Fotoğraf size ne dedirtiyor? Diyor. Herkesin kendi emniyette kendi polisi var, kendi odakları var. Her siyasi gücün, e, yargıda her siyasi gücün ne kadar feci bir durum yani. Benim hakimim, senin hakimim, sen bana operasyon, sen böyle karar alırsan benim hakimim senin adamınla ilgili böyle karar alır. Yani hukuk mukluk rafa kalkmış, asayiş rafa kalkmış. Senin polisin bu kişiye operasyon yaparsa benim polisim bu kişiye operasyon yaparsa. Tamamen çökmüş, çürümüş bir devlet yapısından bahsediyoruz. Zaten efendim dediği gibi sadece Sedat Peker söylemedi bunları. Sezgin Baran Korkmaz da Amerika'daki ifadelerinde yargı mensuplarına işaret etti, iş adamlarına, siyasetçilere, emniyet görevlilerine Hepsine işaret etti. Ve bunlar iki sene önceydi. Sonra bunlar farklı yerlere de yansıdı. Yani bir ülkede ben şeyi ayrı tutuyorum. Sinan Ateş cinayetinin bir siyasi parti içinde siyasi iç çekişme olduğuna inanıyorum. Ayhan Bora Kaplan olayının kara para, mafya, suç örgütü, e, yasa dışı suçlar, onun hesaplaşması olarak görüyorum. Yani ikisini hmm. Hmm. ayrı ayrı görüyorum ama ikisinde de demin saydığım benim yargım senin yargım benim polisim senin polisin e, kavgası var. Bir ülkenin kamu ihale yasası 200 kere değişiyorsa 20 yılda orada inanılmaz dolaplar döndüğünü, bunun içinde iş dünyasının da siyasetin de, emniyetçinin de yargı mensubunun da içinde olduğundan emin olabilirsiniz. Bunu destekleyen bir Greco raporu var. Avrupa Konseyi'nin hazırladığı. Orada Türkiye'yi yerden yere vuruyor. Greco raporu yolsuzlukla mücadele için devletler birliği ee, öyle bir kuruluşun raporu var. Orada diyor ki bakın burada notlarımda polis, emniyet güçleri, hakim, savcı, milletvekilleri üst düzey bürokratların mal varlıklarındaki sis perdesi ve bunların birbiriyle olan ilişkileri buna vurgu yapıyor 7-8 sayfalık bir rapor son cümlesi Türk hükümetinden bu raporun Türkçe'ye çevrilip yayınlanmasını talep ederiz diyor yani bununla bir ülke niye gri listeye düşen hmm. kara para aklamada yani şimdi Mehmet Şimşek Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya, çıkarmaya çalışıyor, çalışıyor. Ama ben ne bir bu programlarda ne bir gazetecinin ne bir siyasetçinin ne bir muhalifin biz neden gri listeye alındık diye sorduğunu duymadım. Mehmet Şimşek bize anlatsın. Niçin kara para aklama ve terör finansmanında Türkiye tarihinde ilk defa gri listeye alındı. Ne yaptı da alındı. İşte onların nedenlerini Sedat Peker de açıkladı. Ee, Sezgin Baran Korkmaz da açıkladı. Şimdi bu davada da görüyoruz. Ayhan Bora Kaplan davasında da. Onun için e, bir şey daha yayınladı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği mi yayınladı? Küresel organize suç örgütleri endeksinde Türkiye Avrupa birincisi dünya on dördüncüsü. Daha, daha ne olsun yani? Evet. bunlar Bütün bunları yan yana koyunca işte bu mafya hesaplaşması, efendim Ayhan Bora Kaplan. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı çıktı televizyona dedi ki her ay 10 bin dolar alan bir siyasetçi var dedi. Yargı onun üstüne bile gitmedi. Çünkü onun yargısı bunun yargısı. Ee, onun siyasetçisi evet. benim siyasetçiyim. Böyle bir durum var. Bu arada var. mesela yine böyle. işte o hani Süleyman Soylu'ydu onu söyleyen. Evet. Mesela Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği bataklık davasında ne olduğunu gördünüz değil mi? 73 sanıktan e, 70, 70 72'si beraat etti. Beraat etti. Ee, yani inanılmaz gerçekten de inanılmaz ve onunla ilgili olarak da çok ciddi hem Sedat Peker'in ee, hem de aslında gizli tanığın e, bu e, ifadelerinde çok ciddi suçlamalar vardı değil mi Turhan Çömez? Evet yine e, Türkiye fotoğrafı çekiyoruz aslında. E, biraz karanlık bir fotoğrafta ve konuştuğumuz başlıklar e, itibariyle. E, şimdi az önce Turhan Çömez hem Sinan Eteş cinayeti hem Ayhan Bora Kaplan e, davası ve emniyet içindeki işte soruşturmalar, sorular sorduğunu, soru önergeleri verdiğini ama hepsinin cevapsız kaldığını söyledi. İşte biz geçen haftada önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e soruları, sonra Özgür Özel'in Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye soruları. Orada da isim vermeden özellikle iki MHP'li isimden bahsetmişti onlar da Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'di. Onlar da çok sert ifadelerle karşılık vermişlerdi. Hani sorular da böyleydi. Bahçeli'den özel sorularda baktığınızda daha hani genel ve işte İmralı Cahinesi'nin ve terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız? Gibi sorular. Özelden Bahçeli'ye de Sinan Ateş cinayeti üzerinden sorular. Ee, ...daha nokta odaklı e, sorular e, vardı. Muhtemelen bu sorular da yanıtsız kalacak değil mi Cem Toker? Ve az önce konuştuğumuz mesele... ...hani eğer e, gerçekten de hani... ...işte kimin yargısı, kimin polisi meselesini konuşuyorsak... ...ve bir güçler e, savaşı e, varsa... ...o zaman hani Erdoğan özel görüşmesiyle gündeme gelen... ...o hani yumuşama, normalleşme... İşte bir af çıktı 28 Şubat'a bir dakika oluyor mu acaba? Bugün sorulmuş Özgür Özel yine gazetecilerin sorularını yanıtlarken e, gerçek anlamda bir normalleşme için hani bugün beklentiniz nedir? O da net bir şekilde gezi diyor mesela. Gezi davasının yeniden e, görülmesi. Olduğunda gerçekten normalleşebilecek miyiz mesela? Ne diyorsunuz? Ben normalleşme kelimesinden hoşlaşmıyorum. Ben demokratikleşme, hukuk devletine dönmek, hani bunu, bu, mu normalleşme? Bunu Erdoğan yapar mı, nereye kadar yapar? Bahçeli ile ortaklığı varken eli ne kadar serbesttir? Bütün bunlar soruyor. Bu arada bugün Özgür Özel'e sorulmuş. E, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin normalleşme sürecini engellemeye çalıştığını, bundan hoşnut olmadığını düşünüyor musunuz diye. E, o da hayır ki, düşünmüyorum demiş. Gerçi hani tersini de bilmiyorum hani e, hmm. net bir şekilde söyler miydi? Ben bu konuda şeyi pek samimi bulmuyorum Özgür özel yani O Öyle mi? iyi niyetle e, biraz aşırı iyimser sanki karşısındaki muhataplarını tanımıyormuş gibi. Normalleşecek adam mesela 1 Mayıs'ta yaptığını yapar mıydı Erdoğan? Yapması gereken İçişleri Bakanı, benim bakanım demiyor mu onlara? Telefonu açıp bırak Taksim'e çıksınlar. Güvenlik tedbirini al. Ee, veya mesela Kavala davası veya Gezi davasında Erdoğan çıkıp dese ki kararları ben vermiyorum. Bağımsız yargı veriyor. Bu topu taca atabilir. O zaman Özgür Özel buna nasıl cevap verebilir? Kobani ee, kararları da mesela bu sürecin tam tersi aynen, diye yorumlandı. Tam tersi verildi. Normalleşen nasıl? Erdoğan çıkıp dediği zaman şey diyemez. Bilirsiniz işin öyle olmadığını ama çıkıp da ben yargıya talimat ver... Söyledi zaten yargıya kimse talimat veremez. Bir konuşma yaptı ya bir şey Danıştay'da mı nerede hmm. geçen hmm. hafta. Evet, evet. Yargıya ama aynı Erdoğan bundan seneler önce yargıya gerekli talimatı verdik onlar da gereğini yapacak demişti. HDP'lilerle kapatma davasıyla ilgili miydi neydi? Onun için ben, ben Bahçeli'nin AYM öyle... ile ilgili söylemleri mesela. Neyin? Anayasa Mahkemesi ile ilgili devlet başkanı söyle e Ama şöyle bir şey var. Erdoğan hani burası hukuk devleti, bağımsız yargı karar verir bunlara diyebilir ama ben de şu o zaman şunu sorgularım. Hani şeyde hakemdi. Yüksek yargı arasında ben hakemim diyordu. Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında. Ama e, en sonunda HSK'nın başı Adalet Bakanı, Adalet Bakanı da Erdoğan'ın adamı iki dudağının arasında görevden alma göreve getirme. Yani o zaman e, HSK anayasa mahkemesi kararlarını anayasanın net maddesine rağmen uygulamayan yargıtay üyeleri hakkında bir yaptırım başlatabilir. Eğer Erdoğan ciddi ise hukuk devleti normalleşme şuraya buraya gidecek. Çünkü anayasa maddesi gayet net. İlkokul çocuğu okusa anlar. Herkesi bağlar diyor. Ee, onun için ben e, bu normalleşme söylemlerinin Özgür Özel'den e, kayna onun iyimserliğinden e, kaynaklanan bir şey olduğunu zannediyorum ama sonuç vereceğini hiç zannetmiyorum bu. Ee, tabii mesela o süreç hani işte Erdoğan'ın da şimdi CHP ziyareti bekleniyor. Ne zaman olacak e, bilmiyoruz şu anda ama e, o süreç, o görüşme neden görüştü sorusunun yanıtı aranırken hep şey de dendi ya. İşte bir yeni anayasa hedefi var. Ee, neden orası da ayrı bir e, mevzu. <laughs> ne istiniz diyor e, AK Parti Erdoğan. Oralarda da çok ne cevaplar yok ama mesela bugün Özgür Özel'in hani gazetecilere yaptığı açıklamalarda çok dikkat çekici bir bölüm var oğlattuna. Ee, önümüzdeki dönemde anayasa referandumu ihtimali görüyor musunuz? Bakın cevap aynen şöyle. Diyelim ki bir anayasa masası kurduk. Benim oraya oturmanın, oturmamın hiçbir anlamı yok. 17 milyon 499 kişi ayakta kalır. Bana oy verenler bu şartlarda git anayasa yap diye oy vermediler. 17 milyon 499 kişiyi ikna et otursunlar. O zaman ben mecbur oturacağım. Bunun şartları var. Bana oy verenler mevcut anayasanın ihlal edilmesini istemiyorlar. Ahim kararlarının uygulanmamasını istemiyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin birinci derece mahkemesi eliyle hiçe sayılmasını istemiyorlar. Bana oy verenler 10 bin lira emekli maaşı da istemiyor. 17 bin lira asgari ücret de istemiyor. Onları ikna etmeden anayasa yapamazsınız. Anayasa toplumsal mutabakat işi. Ne dersiniz o biraz hani Cem Toker'in iyimser buluyorum ifadesini kullandı ya. Hı hı. Ee, Özgür Özel'in yaklaşımıyla ilgili olarak. Hani bu iyimserliği yavaş yavaş şu ifadelerle... Ya... Şimdi hem hani hiç beklemediği bir yenilgi aldığı seçimde diyerek ve o sıkışmışlık haline vurgu yaparak... ...hem de anayasa meselesinde sahaya vurgu yaptı ya Turhan Çömez. Metropol'ün araştırmasını gördünüz mü bugün? <laughs> Yok. Şimdi getirelim onu ekrana. E, Metropol e, işte Nisan ayında yaptığı son ha, araştırmada bu pazar seçim olsa e, kime oy verirsiniz, hangi partiye oy verirsiniz diyor. Ve orada e, CHP ile AK Parti arasındaki makasın CHP lehine... Arttığını görüyoruz. Bakın kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 35,9'da, AK Parti yüzde 31,1'de görünüyor. 18 Mayıs 2023 meclis seçimlerine baktığınızda CHP 25,41, AK Parti 35,32 idi. Dolayısıyla bu da anlamlı. Şimdi buradan da hareketle Cem Toker... Yani sahadaki o hani sıkışma hali AK Parti açısından devam ediyor ve Turhan Çömez'in anlatımlarından yola çıkarak söylüyorum ki çok da tünelin ucunda ışıkta görünmüyor gibi. Katılıyorum. Ee, siz de katılıyor musunuz Katılıyorum ona? Katılıyorum. Çünkü bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şey geldi Erdoğan'ın başına. İkna kabiliyetini yitirdi. Seçmeninin nezdinde büyük bir çoğunluğundan bahsediyorum güvenirliliğini yitirdi. Hikayesi bitti. Yarın sabah Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan Türkiye'ye ne vaat edebilir? Ne vaat edecek? Bütün sermayeyi 20 senede kullandı. Hepsi de fos çıktı. Türkiye geri gitti. Her alanda geri gitti. Yani ekonominin durumu ne, ne vaat edecek? İşte bir seçim kazandı. Millet bahçeleri dedi. Otlarında yuvarlanacaksınız dedi. Birkaç seçim 2023 hedefleri dedi. Bu sene hepimizin cebinde 25 bin dolar para olması lazımdı. yani Hedef buydu. Hedef buydu. 500 milyar dolar, <laughs> yarım trilyon dolar ihracat olması gerekiyordu. Ama yani Türkiye 100 yılı dedi. Millet diyor ki bir çeyreği bitti zaten Türkiye 100 yılının. 25 yılı geçti. Yani yeni 100 yılı buysa Türkiye'nin eskisi daha iyiydi. Millet daha huzurlu ve refah içinde yaşıyordu. Onun için bir de şu var. Yani AKP böyle bir yenilgiden sonra tek adam deyip duruyoruz ya. Tek adam robot olsa hem Türkiye'yi hem AKP'yi yönetemez. 7-24. Türkiye gibi bir coğrafyadaki ülkeyi yani şeyleri imzalasa, kağıt imzalasa 7-24 hiç uyumasa vakit yetmez. Bir de partide de mırın kırın. Şey, şey, Turan Bey'in söylediği gibi. Yani partide de mutlaka serzenişler başlamıştır. Ben de reisin has adamı olsam şu yenilgiden sonra 31 Mart bütün yetki sende, bütçe sende. Ülkeyi kararnameyle yönetiyorsun. Onu atıyorsun, bunu alıyorsun. Merkez Bankası sende. TÜİK sende. O sende, bu sende. RÜTÜK sende. Ama bak iki kere seçim kaybettin. İstanbul'u iki kere üst üste kaybettin. Onun için hikaye bitti Erdoğan'da. Ee, bu bu yüzden çok sıkıştı. Ee, yani şeyden de... Taviz verme ben... meselesine ne diyorsunuz? Tuhan Çömez'in ekonomi hikayesinde. E, ekonomi de ben onu o endişeyi taşıyorum. Hmm. Çünkü başka silahı yok. Çünkü ben bunu kulaklarımla bazı iş çevrelerinden duydum. Adam gitmiş Londra'da yatırımcılara, Meme Şimşek değil, özel sektörün temsilcileri. Ya işte bizim borsaya gelin, bizim hisse senedimiz değer kazanacak. Şirket böyle, borsadaki değeri böyle, gerçek değeri şöyle böyle. Ve aldığı cevap Erdoğan orada oturduğu müddetçe biz Türkiye ile ilgilenmiyoruz. Ben bunu iki kere duydum. Ve şey de ortada, ha şimdi gelen para kapkaç para. Bu çarkı çevirmez. Ee, onun için şeyim var, endişelerim var. Mesela başta Kıbrıs olmak, Kıbrıs'ta tavizler <laughs> verilmesi söz konusu olabilir diye duyuyorum. O, o yola sapabilir. Ama o zaman da halk nezdinde yani karşısında MHP var, İyi Parti var, CHP var. İçeride bunları karşısına alarak Batı'ya ne tavizler verebilir? Hı, hı. Ona siyaseten ne olur, o, o yükü kaldırabilir mi? O da ayrı mesele. Ama bu tablo beni şaşırtmıyor. CHP'nin de mükemmel bir fırsat var bu makası açmak için. Çünkü karşısındaki rakibi güvenilirliğini yitirdi, hikayesi bitti. Hı hı. Halka anlatacak hiçbir şey kalmadı. Bugün Cumhurbaşkanının bir konuşması vardı. Gördünüz mü onu kapitalizmle ilgili e, olarak? Duydum. Şimdi ben size ifadelerini aynen okuyayım. Ee, Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini. Diyor ki, günümüzde servet eşitsizliği dünyada en yüksek seviyesine çıktı. Dünyadaki en zengin yüzde birlik kesim toplam küresel servetin neredeyse yarısına sahip. Alttaki yüzde 50lik kesimin küresel sermayeden aldığı paysa yüzde biri dahi geçmiyor. Yani küresel düzeyde fakirden zengine doğru artan bir servet transferi yaşanıyor kapitalist sistemin serbest piyasayı teşvik ediyor gözükse de arka planda tekerleşmeyi, tefeciliği, manipülasyonu, üretim, emek ve ticaretten daha ziyade paradan para kazanmayı ödüllendirdiğini görüyoruz. Zayıfı daha zayıflatan, fakiri daha da fakirleştiren, zalimi güçlendiren bu kapitalist sistemin dertlerimize dermanı olmayacağını kabul etmek zorundayız. Şimdi bu tabii servet eşitsizliği, gelir eşitsizliği meselesi. Türkiye gelir dağılımı adaletsizliğinde Avrupa'da birinci sırada, en zengin yüzde birlik kesim Türkiye'de, servetin tek başına yüzde kırkına sahip Cem Toker. <laughs> Tam adamı nasıl? Nasıl ifadeler Erdoğan'ın <laughs> ifadeleri? Ee, ne ben, kat ben katılmıyorum. Rakamlarla konuşalım. Mesela Polonya'nın, Romanya'nın, Bulgaristan'ın 25 sene önce Avrupa Birliği'ne girmeden önceki gelirine bakalım. Milli gelirine, kişi başı gelirine. Bir de Avrupa Birliği'ne girdikten sonra, Serbest Ticareti e, Birliği'ne girdikten sonra e, zenginleşmesine bakalım. Yani ben dünyada öyle para fakirden zengine gidiyor falan ona inanmıyorum. Ben Türkiye açısından bakarsam bu söylediklerine e, gelir dağılımındaki uçurumu tabii karşınızda bir Kapitalizme inanan bir liberal var. Evet. Bunun çözümü, ben bundan alıp buna vereceğim, bunların yıllardır yaptıkları gibi. Ee, onun bir sonuç vereceğine inanmıyorum. Peki bu... ama şeyin çözümü ne? Yani en Çöz... zengin yüzde birin servetin tamam. tek başına yüzde tamam. kırkına sahip olmasının. Şimdi onu açıklayacağım. Normal değil herhalde bu. Normal değil ama çözümü serveti evet. yeniden evet. dağıtmanın şeyi. Şimdi mesele bazı sosyal demokratların söylediği gibi pastadan herkes eşit dilim alacak diye uğraşırsanız bunu dünyada başarabilen bir ülke yok. Ama en küçük dilim düşen bile of tamam baydı bu beni karnım doydu diyebiliyor mu? Avrupa ülkelerinde olduğu gibi adam gibi yaşayabiliyorum. En düşük gelirim mesela hep örnek vermiyor muyuz? Almanya'da asgari ücret bu kadar. Evet. Adam böyle yaşıyor işte böyle 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 ben rahat Ben söyleyeyim 1552 euro, tamam. Türkiye'de 237 euro. Tamam ama Al hep bu örnekler Tabii. veriyor. İşte Finlandiya'daki adam 100 euro ile giriyor şunu alıyor şunu şunu şunu, şunu evet. alıyor. Adam gibi yaşayabiliyor. Mesele bunu yaratabilmekte. Bunu yaratabilmenin yolu da işte bana örnek versin Erdoğan. Son 10 senede Türkiye'ye kalıcı yatırıma gelen bir yabancı örneği verebilir mi bana? Sizin, de, sizin yapmanız gereken bir güvenilir, demin anlattım ya Erdoğan oradaysa biz Türkiye'ye bakmayız, gelmeyiz bile diyor Londra'daki iş adamı. E, bu, bu algıyı ortadan kaldırıp yatırımı, sermayeyi, girişimciyi bu ülkeye çektiğiniz zaman işte o zaman yavaş yavaş bu gelir dağılımı düzelmeye başlar. Nasıl başlar? Örnek verelim. Alman otomobil fabrikası 1 milyar euroyla Manisa'ya geliyordu. Araziyi aldı. Yatırımı yapacak. Dolaylı olarak o bölgede on binlerce istihdam yapacak. Dolaylı ve direk. yani mesele ülkede bu tür yatırımları çekip İstihdama emeğe olan talebi arttırmaktan geçer. İş iş adamı, işveren bir adam aradığı zaman kapısına 100 kişi dikiliyorsa orada gelir dağılımında bir eşit paylaşıma gidemezsiniz. Orada emeğin değeri yoktur. Çünkü adam biliyor ki 10 veriyorsa arkadaki 9'a çalışmaya razı, arkadaki 8'e, arkadaki 7'ye. Ama birisi 10 kişi, 10 eleman arıyor bir fabrika diyelim. Ben bunu yaşayarak öğrendim 90'ların ortasında, batıda. Ee, ve kapıda kimse yok işe başvuran. O iş adamı 10 veriyorsa 11, 11 bulamayınca 12. Yani ücretleri böyle arttırır. Bakın Kıbrıs dedik, bir örnek vereyim size. Orada devamlı takıldığım için biliyorum. Yeni bir lüks otel açıldı Kıbrıs'ta. İlk yaptığı ne oldu biliyor musunuz? Diğer otellerin en kalifiye elemanlarını maaşlarını ikiye katlayarak iş teklifinde bulundu. Gelin bende çalışın diye. Elemanlarını kaçırmak istemeyen oteller ne yaptı? Onun verdiğinin daha üstünde verdiler ki kalsınlar diye. Gelir dağılımı düzeldi mi? O sektörde. Bu mikro bir örnek. Bunu bir ülkeye yaydı, ülke geneline yaydı. Şimdi Erdoğan bana şunu söyleyecek. Bundan şikayet edeceğini. Alman otomobil fabrikası Türkiye'den niye gitti? Ben Erdoğan'a iktidarı döneminde Türkiye'ye gelmeyi düşünen ex Avrupa ülkesi ve Türkiye'yi finale bırakmış. Ya Türkiye'ye yatırım mı yapacağım? Otomobil fabrikası diyorum. Bakkal dükkanı demiyorum. Ya da ex ülkesine gideceğim diyen bütün fabrikalar diğer ülkelere gitti. Marka vermem yasaktır ama Slovakya'ya gitti. Romanya'ya gitti. Polonya'ya gitti. Çek Cumhuriyeti'ne gitti. İspanya'ya gitti. Niye? Bugün Türk iş adamları niçin tezgahlarını, üretimlerini Mısır'a ve Romanya'ya götürüyorlar? Or niye orada istihdam alanı yaratıyorlar Mısırlıya veya Romene veya Polonyalıya da Türkiye'de yapmıyorlar bunu. Onun için <laughs> emeğe talebi arttırmadığımız müddetçe bu sefaleti hep konuşacağız. Evet. Gelir dağılımındaki uçurumdan bahsetmeye devam edeceğiz. Bu sorularla ilgili evet. olarak oğul Aktun'a siz ne diyorsunuz? Yani tabii şimdi hani açlık sınırının altında milyonlarca o, maalesef... insan çalışıyor. Yani şimdi... asgari ücretlisi, emeklisi ve bu hafta sonu bir emekli mitingi var biliyorsunuz CHP'nin düzenliğiyle. Biz o sınırı aştık ya. Yani bizdeki sınır korkunç bir yere doğru gidiyor. Bizimki kapitalizm değil, vahşi kapitalizm. Hukuk yok. Rekabet kanunları işlemiyor. Böyle kapitalizm olmaz ki. Evet. Rekabet kaliteyi arttıracak. Verimlilik artacak. E, Sayın Cem Bey'in söylediği gibi. O zaman insanların maaş maaşları e, yükselmeye başlayacak. Yaşam standartları Çok da ilerleyecek. Ama, ama mesela ama... şu anda ne yapılıyor? Mesela şu iki meseleyi bu konuyu konuşurken hatırlatmakta yanlış yapar mıyım? <laughs> e, fahiş fiyat meselesi. Ha, evet. Evet. Onun hani e, şeyi Onları bile kontrol edemiyorlar ya. Bir de ya. E, Vergi ihbar hattı mesela. Efendim. Vergi ihbar hattı. Ha, yani bu tür şeylerle evet. çözüm bulunmuyor. Senem Hanım, çalışılıyor. simit Aslında. fiyatını Ticaret Bakanlığının onayına sunmuş. Ya da bu. Şey, bu ülke nasıl kapitalizm mahvetti bu ülkeyi? Yani <laughs> bu nasıl olur dediğimiz ne kadar çok şey var değil mi Cem Toker? Var bir kere işin başında şey geliyor ya. Dünyada hep bu örneği veririm. Bilen varsa söylesin. Tamam, Covid'den sonra dünya paraya boğuldu ve bir enflasyon sorunu başladı Avrupa'da da, Amerika'da da. Ama 192 ülke enflasyonla mücadele için ekonomi biliminin hmm. gerektiği gibi faizleri yavaş yavaş arttırmaya başlarken Erdoğan faiz indirdi. Şimdi bütün dünya kontrol altına aldı yavaş yavaş enflasyon sorununu. Yavaş yavaş faizleri sabit tutuyor veya düşürmeye başlıyor. Onun hazırlığında. Türkiye yine dünyanın tam tersine. Şimdi yeni faizleri. Türk'ün aklı sonradan girilmiş gibi. Ekonomi bilimiyle inatlaştı. Nas diyerekten. Yani Hı -hı. E, birinci en büyük hatası budur ekonomi yönetiminde bence. Şeye girmiyorum. Ee, i̇şte hukuksuzluk, anayasaya uymamazlık, uluslararası anlaşmalara uymamazlık bunlar ayrı etkenler. Yatırımcıya güven vermemek, 2016 Nisan 2017'den sonra tek adam rejimine geçilmesi. Ya dünyada bana birisi bir örnek versin. Merkez Bankası Başkanı'nı bu kadar çok değişen bir adamın kararıyla bir gecede söz dinlemiyor diye aldığınız zaman siz bunu batı demokrasilerine, gelişmiş ekonomilere, buraya yatırım yapmayı düşünen insanları ikna edemezsiniz. Enflasyonu yüksek çıkardı diye TÜİK başkanını değiştirip bak enflasyon ertesi ay düşük çıktı dediğiniz zaman hiçbir inandırıcılığınız kalmaz. Aslında bu kendisini şurada da gösteriyor değil mi? Mesela bugün Erdoğan konuşmasında yastık altını ekonomiye sokmak için çağrıda bulunduk. Ha. Kurumlarımız toplumu ikna edici finansal evet. ürünler geliştiremedi. Ön yargılar hala kırılamadı demiş Neden? Mesela. Ha, neden? neden? Ben Özal yıllarını hatırlıyorum. Siz de hatırlarsınız. Tamam. Ha, Özal nasıl ikna etti toplumu? Kökten değişiklik yaptı. Özal zamanında adeta bir devrim yaşandı ilk yıllarında. Hmm. Ee, niçin Erdoğan ikna edemiyor? Niçin Mehmet Şimşek gidip de Washington'da lokalleri e, enflasyonun düşeceğine ikna edemiyoruz diyor. Çünkü senin TÜİK'ine güvenen yok. Çünkü TÜİK'in başında atanmış bir adam var. Erdoğan tarafından emir kulu. Bilimsel yayınlamıyor ki ben de burada örnekleri var. Ben Ebru'nun programında şey yapmıştım. 5-6 sene öncesinde TÜİK'in enflasyon rakamları. 14.89, 15 değil. 19.87. Yok 21 veya 24.92. Kuyumcu terazisiyle ölçüyor. Şey gibi. İşporta portada gömlek fiyatı gibi 99.99. 99. Yani inandır, halk da biliyor çarşıya, pazara gidiyor. Bir TÜİK'in yayınladığına bakıyor, bir ENAG'a bakıyor, bir çarşı pazarda gördüğünü e, şey yapıyor. Dolayısıyla e, yani Erdoğan demin dedim ya siyasette de inandırıcılığını yitirdi. Ekonomide de inandırıcılığını yitirdi. Millet görüyor olup biteni. Ben hep bu örneği veriyorum. Ermenistan'da enflasyon kaç biliyor musunuz? Kaç? Binde bir. Yıllık enflasyon binde bir. Etrafımızda hiçbir ülkede İran dışında ve Suriye ne Yunanistan'da ne Bulgaristan'da, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan'da çift taneli enflasyon yok. Yıllık. Ukrayna ve Rusya'da da herhalde öyledir değil mi? Bizimkinden düşük. Düşük yani. O anlamda. Biz dünya ikincisi mi olduk ne olduk şu anda? Afrika'da hiçbir ülkedeki enflasyon Türkiye'nin üstünde değil. Hadi bakalım Recep Tayyip Erdoğan bunu anlatsın bize. Mehmet Şimşek bunu anlatsın. Bize. E, düzelme ihtimali var mı? Düzelme ihtimali var ama kısa zamanda düzelmez. Ne yaparsanız yapın. Ağzınızda kuş tutsanız 2, 3, 4 seneden önce bu iş düzelmez. Çünkü biz bir gecede batmadık, bu hale düşmedik. 10 senede yavaş yavaş dinlemedi, 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 dinlemedi. Bakın sizi ben 10 sene, 2013'e götüreyim. Mesela israfı konuşuyoruz değil mi? Hmm. Geçen programda da örneğini verdik. İşte Bülent Arınç'ın sözlerini hatırlatmıştım. Belki sizin programdaydı. Ya devletteki israfı kaldırsak vergi almaya gerek kalmaz. Bülent Arınç söylüyor bunu. <laughs> Bir muhalif söylemiyor. Şey, Daron Acemoğlu o yıllarda diyor ki... ...ya Türkiye'nin gidişatı gidişat değil. Daron Acemoğlu söylüyor bunu MIT'den. Ee, borçlanarak ve para basarak büyüme sağlıklı değil diyor... Morgan Stanley diyor ki dünyada beş kırılgan ekonomi var diyor. Bunların en kırılganı Türkiye diyor. Bunlar gülüyorlar. Mehmet Şimşek o zaman bir buçuk milyarlık çeres parası diyor makam aracı saltanatına. Bu ekonominin bugünlerinden Mehmet Şimşek sorumludur. Ekonomiyi bu hale getiren Mehmet Şimşek bugün kurtarıcı rolü oynamaktadır. Ne? Ha, ha, bir şey daha söyleyeyim çok özür dilerim. Evet, Erdoğan Mehmet Şimşek'in sözünü dinliyor yalnız. Hı. Şu anda Ona ee... harfiyen uyuyor. Bakın İstanbul Ankara'yı kaybetti emekliye verebilirdi. 3-5 bin daha. millette daha fazla oyalırdı. Hmm. Ama vermedi. Erdoğan ne dedi? Kurt siyasetçi dedi. İyi bir yönetici değil ama kurt siyasetçi dedi Bey. Doğru. Onu vermeyi bilmiyor muydu? Verebilirdi. Mehmet Şimşek verdirmedi bence. Çay 17 lira. Mehmet Şimşek verdirmedi. Asgari ücrete bu sene zam yok. Hmm. Mehmet Şimşek dayatıyor. Çünkü bu yoldan çıkarsak diyor unut. O zaman emekli de o seyyanen zam talebi var. Mümkün değil. Fazla bir şey beklemez. Yani Erdoğan direnebildiği kadar. işte Türk milletinin dezavantajı şurada. Dört sene seçim yok. O çay üreticisini 2027'de ihya eder. Çalıştırır matbaayı. Verir. 2028 seçimine Dört sene seçim olmayabilir mi gerçekten bu şartlarda? Yani siz mesela zamanında ba, yapılabileceğini... Olur. Biz erken seçime parlamenter rejimden ağzımız ve kulağımız alıştığı için kullanıyoruz. Bu yeni rejimde öyle kolay kolay erken seçim olmaz. Zaten niye geçtiler bu saçma sapan rejime? Ne Hangi iddiayla? İşte yönetimde istikrar olacak. Öyle zırt pırt seçim olmayacak. Gerçek başkanlık sistemi olsa... Mesela ben size Amerika'da gerçek başkanlık sisteminde atıyorum 3020'li yıllarda hangi gün seçim olacağını takvimden verebilirim. Hiç şaşmaz. 4020 küsürlü yıllarda da veririm. 4 senede bir Kasım ayının ikinci salısı. Erken seçim diye bir şey yoktur. Ama Türkiye'de... Ama bu ucube rejim ne olduğu belli değil. Deve mi kuş mu? ama o işte ne nasıl olacak ne zaman olacak? Somut verdiği örneği ben programın başında Greco raporunda diyor ha. ya dedim bürokratların nüfus kullanma çıkarlarını yönelik karar alma uygulama mal varlıklarına dair şeffaf olmayan bildirimler falan işte verdiği örnek Sağlık ile ilgili aldığı teşvik hastanelerine yönelik işte bu Greco raporunda. ...vurgulanan bir konu. Şey daha ekleyebilir miyim? Küçücük bir şey ekleyeceğim. Tabii, bir tabii de şimdi diyor. bürokrat diye bürokrat dedi ya Cem bey. Bakın bu ülkede bir Dışişleri Bakan Yardımcısı var. Bu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıbrıs'ta devasa, Gencecik'te de bir arkadaş. Kıbrıs'ta devasa şirketleri var. Falyalı ile şununla bununla ortak işlerinden, ortaklıklarından hiç bahsetmeyeceğim. İngiltere'ye akıl almaz paralar transfer etmiş transfer ettiği paralarla devasa yatırımlar yapmış, inanılmaz mülkler almış, trilyonlarca ifade edilen mülkler almış ve bu adamın şirketlerin adresiyle Beşli Çetenin en önemli isimlerinden bir tanesinin adresi aynı adres. Ve bu adam ülkenin dış politikasına yön verecek bir adam. Bu adam oturup İngilizlerle Türkiye'nin politikasını tartışmak için görevlendirilmiş bir adam. Siz şimdi bu adamdan rasyonel bir adım atmasını, Türkiye'nin dış politikasını doğru düzgün yönlendirmesini bekler misiniz? Yani ya, e, cem ifade ettiğini teyit eden bir şey söylüyorum size. Hı. Her taraftan kokuşmuş bir düzenden bahsediyoruz. Evet. Ya şöyle tabii hani bunun değişmesinin tek yolunun da tabii hani sistem eleştirisi tabii orada gelecek devreye biliyorum ama seçim olması. Hani yani seçim de, olmadan seçenek. yani normal şartlarda herhangi bir demokratik ülkede yer yerinden oynaması gereken bunca olay iddia ya inanılmaz ama bunları denetleyecek, açığa çıkaracak, bedelini ödetecek hem yargısal anlamda yani başta orada ya da siyaseten hiçbir ara mekanizma yok. Yok. Bey. Yok ama seçim de her şeyi çözmüyor işte. Yani biraz da duyarlı bir seçmen bir toplum lazım. Temiz eller isteyen bir toplum lazım. Çalıyor ama çalışıyor demeyen bir toplum lazım. Cüzdanımdan çaldığını görsem oyum yine onun. Demeyen bir toplum lazım. Yolsuzluk mitinglerine katılacak bir toplum lazım. O nasıl yaratılır ama? O, o, o niye O nasıl yaratılır o? işte? Onu siyasi Anayasa değişikliği ve yeni Anayasadan önce yeni bir siyasi partiler yasası lazım ki seç genel başkanların değil halkın seçtiği adamlar meclise gitsinler. Kaldır kolunu indir kolunu. Bakın reddedilen önergelere bakın AKP MHP oylarıyla. Bir milletvekili, milletvekili bunu seçmenine nasıl izah edebilir? Ama soran seçmen de yok. Milletvekili de nasıl olsa seçmen umursamıyor istediğim gibi. Genel başkan böyle istiyor oyumu veririm. Hmm. Reddedilen önergeleri bir alt alta yazarsanız bir demokra, yani demokrasiden bahsedemezsiniz. Yani iktidarı ile muhalefetiyle bir zümre var. Evet. Ee, birbirlerine ihtiyaç e, duyan ve onun devamı. Siz Dolayısıyla siyasi, siyasi, partiler partiler... Yasası, siyasi partiler yasası değişmeli diyen bir genel başkan duydunuz mu? Hadi buyursun. Yani hepsi söylüyor da. Hep, ha, Özgür Özel hadi hepsi teklif versin, şey yapsın, çalışsın. Anayasa değişikliğinden daha önemli. Özal, Özal avukatı değilim ama rahmetli. Ben Oğul e bir şey sorayım. Geçtiğimiz 40 yılda 1984-2024 Yüce Divan'da yargılanıp rüşvetten dolayı, yolsuzluktan dolayı mahkum olmuş tek bir siyasetçi var. Biliyor musunuz kim? Özdağlar mıydı? Evet efendim. Özal'ın Gümrük Bakanı Özal, Özal gönderdi Yüce Divan'a evet, bakanını evet. rüşvetten dolayı. Hani Anavatan şey grubu şey. el kaldırdı. Bu adam yargılanmalı diye yargılandı ve hapis yattı. Ondan başka hiçbir bakan Türkiye'de Yüce Divan'da mahkum Özal olmadı. Özal da ifade vermiş, değil mi? Özal öyle? da ifade vermiş. Özal'ın ailesi doğrudur. İlk zamanlar büyük bir gösteriş, şaşa hmm. içinde bir imaj yarattılar. O jaguar, maguar kızına verilen hediyeler. Ee, ama bildiğim kadarıyla Özal öldükten sonra ailesi reddi miras yaptı. Özal'ın hiçbir şeyi yoktu üzerinde. Yo ben Özal bu yaptı derim Hayır mi? o ana, ana vatan yıllarından vatan kültürü, başlayan o bir kültür. geçişte Evet. Benim memurum işini bilir. Şimdi bazı biliyorsunuz o delik laflar var. Yani, bir cümleymiş ama. yani neyse. bilmiyorum. Ya orada bir kırılma oldu. İlk kırılmayı orada gördük biz yani. Çünkü, Anası, anayasayı çünkü anayasayı o zaman geç... denmek. Anayasayı bir sefer dersek bir tamam, şey olmaz. Memuru bir şeyle bilir. Hadi ama, sen götür falan. Yani o da bakarsanız bir de İSKİ skandalı var mesela. O da yapıştı kaldı CHP'nin. Evet. Yapıştı tabii. O da. O, ki o onlar da. Da okyanusta zaten. damlaydı bugünle karşılaştırdığımız zaman. Aynen var. ama bunlar ilk semboller. yani evet. Ama sonra ne oldu bu semboller alışkanlık haline geldi... Ona bakarsanız Erbakan'ın da kayıp trilyonluk altınlar Hı. falan. Valla bilmiyorum hani topluma da sirayet etti, önemli etti, ölçüde etti. dediniz ya. Oradan yılda da sizin dediğiniz anlamda fark yaratacak, yeni soluk, yeni vizyon getirecek kişi çıkar abi, mı çıkardım. onu da bilemedim. Aha. Turhan Bey var mı ekleyeceğiniz? Çok teşekkür ederim. Toplumsal duyarlılığın önemli olduğunu vurguladı. Hem Cem Bey hem Oğul evet. Bey'e katılıyorum. Evet. Ee, evet yolsuzlukla ilgili toplumun kaygısı belki bizim konuştuğumuz kadar değil ama biz bunları konuşmak zorundayız. Maalesef parlamentoda hesap soramıyoruz. Soru önergelerimize araştırma önergelerimize hayır diyorlar. Evet. Ama buna rağmen bizim demokrasiyi işletmek ve millete güvenmek dışında bir çıkışımız yok. Ve bunun da tek yolu sandıkta bu iktidarı devirmek ve milletin hak ettiği iktidarı getirmek. Onun için de Yapacağımız tek şey milleti doğrularla buluşturmak. Bu konuşmaların ben yararlı olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen. İzleyen insanların mutlaka bir şeyler öğrendiğinin farkındayım. Kendisine tek bir cümle söyleyeyim. Hı hı. E, Sayın Çömez'i çok yakından takip ediyorum senelerdir. Londra'daki günleri de dahil. Şu anda meclisteki en çalışkan milletvekili olup ayrıca bileğinin hakkıyla da grup başkan vekilinizi tebrik ediyorum. E, Oğul Bey çok teşekkür ederim. Sırtıma çok daha büyük bir sorumluluk yüklediniz. Ama ben de rahmetli babanızdan e, ve size sirayet etmiş bu siyasi karakterden dolayı ben de sizi kutlayayım. Babanıza çok Peki, büyük bir saygı karşılıklı vardı. güzel cümlelerle olun, bitirelim e, programı. Turhan Çömez, Cem Toker, Oğul çok teşekkürler. Sağ olun, Sağ olun katıldığınız için. Teşekkürler size de vakit ayırıp izlediğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.